Değerli yay burçları nasılsınız? 7 Aralık, 13 Aralık yay burçları. Yaylar aslında evde miskinlik değil de evdeki insanların miskinliğinden, rahatlığından o kadar bunaldınız ki ay bana bir teklif gelse de uzaklara gitsem onun dırdırı, bunun dırdırı, onu toparla, bunu toparla. Mümkünse bana iş lazım. Acilen iş bulup ben evden taşınmak istiyorum havasındasın. Evin enerjisi beni kastı. Annem, babam ya da eşim bu düzen bizi artık yoruyor dediğimiz bir hafta. Bence siz yorgunluğu da seviyorsunuz, dırdır etmeyi de seviyorsunuz. Bence sorun yok. Siz kendi kendinize çok evin içinde kaldığınız için daraldınız bence. Bu daralmalar için kitap okuyabilir, senaryo yazabilirsiniz. Acayip yetenekli. Yay burçlarında enteresan bir sanat ruhu vardır. Eğer bu sanat ruhunuzu keşfederseniz çok iyi bir yazar olabilirsiniz. Okuma, merak, yön, kariyer odaklı yönleriniz var. Bence bazı yaylara öneriyorum. Yazmayı deneyin. Yazmak. Hikaye yaz. Çocuk hikayesi olur, masallar olur, hiç fark etmiyor. Sizde Allah'ın bir yetkisi, yani Allah'tan mı gelen bir yetenek enerjiniz var. Sadece benim tarzım değil tribindesiniz. Bence bu tarz sizin tarzınız. Bununla ilgili evde oturan, özellikle ne yapacağım, ne edeceğim diyenlere kitap öneriyorum. Özellikle hissiyatınız çok kuvvetli bu dönemler. Astroloji, yoga, meditasyon enerjinize çok iyi gelecek. Bunlarla ilgili eğitim düşünceniz varsa yapın. Ne bileyim. Feng shui, ev enerjisiyle alakalı merakınız varsa yapabilirsiniz. Özellikle sizin Karadeniz, özellikle bazı yaylarda Karadeniz, Denizli, deniz rakam, denizli yerlerde yaşayan, denizli bile olabilir. Mesela Akdeniz, Ege, Karadeniz, ne bileyim işte Marmara Denizi, bu bölgelerde denizli olan noktalarda yaşayan bazı yay burçlarında özellikle büyük topraklarla alakalı aileler arasında miras konuları ya da bir oteliniz mi var deniz kenarında bilemedim ama bir büyük bir bina ya da büyük toprakla alakalı büyük mal tartışmaları gündeme çıkacak. Bazı haklarla ilgili sıkıntılar ve devretmek isteyeceksiniz ama olmayacak. Böyle bir karmaşık bir dönem ama aslında devretmemek sizin alanınızda çok daha büyük bir başarı sağlayacak. Çünkü geçen bir dahaki sene oranın daha değeri artacak. O yüzden tartışmalar çıksın, siz inat edin, onlar inat etsin. İkiniz de kâra geçin istiyorum. Büyük kurumsal firmada çalışan yönetici konumunda olan ve mevkisinde daha yükselmek isteyen yay burçlarında değişimler söz konusu olacak ve acayip mutlu olacaksınız. Özellikle Avrupa ülkesine gitmek isteyen ve oraya yerleşmek isteyen, planım benim Avrupa ülkesi diyen yay burçlarında bu karar ve bununla ilgili anlaşmalar, orada şirket kurma, yeni anlaşma, yeni noktalar planlarınız var. Yani o yüzden orayla ilgili sistemi oturtup yarı orada yarı burada bağlantı kurarak işinizi o sisteme kaydırıp tamamen o döngüde yaşama kararı verdiğiniz bir hafta, bunu da yavaş yavaş hayatınıza geçireceksiniz. Bu da sizin için iyi olacak. Kendi işini yapan yay burçlarda evet krizler olabilir, maddi sıkıntılar olabilir ama aşılmayacak durumlar, hani hacizlik ya da büyük sıkıntı içerisinde görmüyorum. Ama gerçekten 2-3 yıldır işsiz olan yay burçların artık yani yiyecek ekmek paraları bile sıkıntıya düştü. Birilerinin desteği ihtiyaç var ve acil iş kapısı var. Daha Şubat'tan önce iş kapısı görmüyorum değerli yay burçları. Biraz daha sabırlı olmanızı istiyorum. Ama Şubat yani 2021 yaylara biraz daha şansın yüksek olduğu, daha umudun enerjisinin fazla olduğu bir yıl olduğu için bence 2020'de zafer ve hedefleriniz daha rahata aydınlığa kavuşacak değerli yay burçları. Özel küçük bir firmada çalışıp da bulunduğunuz yeri değiştirmek, farklı bir firmaya geçmek istiyorsanız bu doğru bir karar yapın. Çünkü oranın sizi artık sizi çıkartacak. Siz bir an önce buradaki haklarınızı alın. Çıkartmada hakkınız varsa bekleyin, zaten çıkartılacaksın. Eğer yoksanız bir an önce gidin çünkü güzel bir iş kapınız var ve uzun soluklu olacak. Devletle ilgili özellikle polis, asker ya da bu tarz bir atama bekleyen, öğretmen bekleyen bazı yay burçlarında güzel haberler aydınlığa kavuşacak ve muradınız gerçekleşmiş olacak değerli yay burçlarım. Özellikle sizin evliliğinizde sıkıntı, aslında sevgi fazla üstünüzde yük olduğu için evliliğinizde bir sorun yok. Kafanız çok yoğun olduğu için evlilikte sorun varmış gibi düşünüyor herkes. Alakası yok, sizin kafanız dolu. Bekar olan yay burçlarına evlilik teklifi gelebilir. Böyle konuşmalar gündemde ve ilişkinizle alakalı güzel giden süreci bir taçlandırma dönemi haftanız başlayacak. Belli bir süre sonra da aileler bir araya geçiş sağlayacak ya da internetten birbirinizi
Instagram'dan ya da WhatsApp'tan birbirinizi isteyeceğiniz bir hafta olabilir diyorum. Bu da size iyi gelecek. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınız, üniversite arkadaşlarınız ya da lise arkadaşlarınızla güzel iletişimler, telefonlar, diyaloglar söz konusu olacak. Aslında bu hafta evet parasal anlamda biraz zorlanacaksınız ama sanki hafta sonu itibariyle rahat, relax bir ruhunuz aydınlığa kavuşacak değerli yay burçları. Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz ama sağlık olarak özellikle sizde basur, batık tırnak ve varislerle ilgili ağrılarınız olabilir. İhmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Astrolojiden de haber ve Akkaya Official Instagram sayfalarımı takip edebilirsiniz. Mutluluk, umut sizinle olsun. Allah'a emanet olun.